Geçmiş dönemde partimizde görev yapan değerli mücadele arkadaşlarım, çok değerli basın mensupları, hepiniz bugün il başkanlığımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. 47 yıl sonra Bursa'yı kazanmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Bugün genel başkanımız Bursa'da bize destek olan, güç veren, halkımızla buluşmak için aramızda ve son zamanlarda yaşanan ekonomik ve iktisadi krizin bütün sorumlusu sanki emekçilermiş gibi, sanki çiftçilermiş gibi bütün sorumluluğu ve bütün yükü, o yanlış uygulamaların bütün yükünü işçilerimizin, emekçilerimizin, dar gelirlerimizin omuzlarına yüklemişken Sayın Genel Başkanımız il il, ilçe ilçe dolaşarak bu ülkenin emekçilerine, yani zor geçinen, emeğiyle geçinen tüm halkımıza umut olmak için il il gezmekte. Bundan dolayı Türkiye'ye umut olan Sayın Genel Başkanımıza sözü vermeden hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz ve sözü Türkiye'nin umudu Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e devrediyorum. Sayın İl Başkanım, değerli milletvekillerim, ilçe başkanlarım, büyükşehir belediye başkanım, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, il ilçe yöneticilerimiz, kadın kollarının, gençlik kollarının değerli il başkanları, bugün baba ocağımızda sizlerle birlikteyiz. Tabii Bursa benim kendi memleketim. Kızımın adını aldığı memleket, İpek'in memleketi, değerli eşimin memleketi. O yüzden burada gerçekten kendi evimdeyim. Bu salona defalarca geldik, gittik. Çok önemli toplantıları bu salonda gerçekleştirdik. Bugün ancak bu salona daha bir keyifli girdim. Zira bu salonda bir tarafımda örgütümüzün başkanı, Atatürk'ün kurduğu partinin Bursa'daki temsilcisi oturuyor. Diğer tarafında da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oturuyor. Cumhuriyet Halk Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oturuyor. Büyükşehir seçimindeki büyük başarıdan dolayı Osman Gazi'de, Harmancık'ta, Nilüfer'de, Gemlik'te, Mudanya'da ve Mustafa Kemal Paşa'da gösterdiğiniz büyük başarıdan dolayı tüm örgütümüzü ayrı ayrı kutluyorum. Onların şahsında il başkanımıza ve ilçe başkanlarımıza yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bursa seçimlerine baktığınızda iki şey görülüyor. Seçimi ya kazandık ya kaybettik. Kazandıysak iki kişiden birinin oyunu alarak kazandık. Bu Mustafa Kemal Paşa'da %49, Osman Gazi'de %46, Nilüfer'de %60, Gemlik'te %51, Mudanya'da %55, Büyükşehir'de %48, Harmancık'ta %43. İki kişiden birinin oyunu aldık. Yani insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağına inandıkları yerde büyük bir mütabakatla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına destek verdiler. Bu şunu gösteriyor. Geçmişte birileri efendim yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin, geleceğinden endişelisin ama bize oy vermelisin. Tehlike büyük diyorlardı ve insanları şuna inandırıyorlardı, şu büyük yalana inandırıyorlardı. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi gelirse vatanı böldürecekler, bayrağı indirecekler, ezanı dindirecekler diye. Bu büyük büyükten, bu büyük yalan maalesef bazı yerlerde karşılık buluyordu. Bunun için yalan videolar mı yaptırmadılar? Bunun için yalan haberler mi yaptırmadılar? Bunun için atmadıkları iftira kalmadı. Geçtiğimiz günlerde de efendim Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte şöyleydi böyleydi diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi
100 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1919'da Samsun'a çıkarken hangi ruhtaysa, Sivas'ta hangi bilinçteyse, Amasya'da hangi kararlılıktaysa, Erzurum'da hangi dirayetteyse bugün de aynı duygu, aynı kararlılık, aynı inanç, aynı dirayettedir. Cumhuriyet Halk Partisi gücünü ay yıldızlı al bayraktan alır, milli mücadeleden alır, Kuvayi Milliye'den alır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alır. O günden bugüne bütün genel başkanları, bütün yöneticileri bu bilinçte olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Biz her gittiğimiz ilde şunu söyledik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu seçim ittifak kurmadık. Ama Türkiye'nin en büyük ittifakına davet ediyoruz herkesi. Türkiye ittifakına davet ediyoruz dedik. Türkiye ittifakı kimdir diye soranlara milli takım gol atınca ayağa kalkan herkes, filenin sultanları şampiyon olup göndere ay yıldızda al bayrağı çektirirken, İstiklal Marşı okunurken gırtlağı düğümlenen, ağlayan, tüyleri diken diken olan herkes Türkiye ittifakındadır dedik. Ve bu çağrımız, bundan bir yıl önce birileri bu partinin efendim bölücülerle birlikte olabileceğine, ezanı dindirebileceğine, bayrağı indirebileceği gibi yalanlara birileri inandırmaya çalışa dursun. Bütün bu bühtan, bütün bu yalan, bütün bu iftiralar duvara tosladı. İşte Mustafa Bozbey Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan 2-3 seçim önce büyükşehirde %20'lerde oy aldığı yerde %50 oy alarak geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün seçilen belediye başkanları iki kişiden birinin oyunu alarak geldiler. Tayyip Erdoğan bugünkü yolculuğuna İstanbul'da muhalefetin adayları 4'e 5'e bölünmüş, oyları 4'e 5'e bölünmüşken %23 oy alarak çıktı. Bizim belediye başkanlarımız bugün Ankara'da %60, Manisa'da %60, Mersin'de %60, Denizli'de %55 oylarla Türkiye'nin dört bir yanında en azından iki kişiden birinin oyunu alarak geliyorlar. Milli irade, milli irade diyenler milletin iradesini bu seçimlerde gördüler. Bundan sonra da andolsun ki Cumhuriyet Halk Partisi millete güvenerek, millete sarılarak, Türkiye ittifakını koruyarak ve güçlendirerek yapılan, nasıl Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinden birinci parti çıktıysa 47 yıl sonra, bundan sonra yapılacak ilk seçimlerden de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yaparak çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. O yüzden büyük bir azim, büyük bir kararlılık, büyük bir özgüven içindeyiz. O yüzden birileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu güçlenmesinden, birinci parti olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Saldırıyorlar, hakaret ediyorlar, iftira ediyorlar. Hiçbirisini duymuyoruz. Birlik ve beraberlik halinde kararlılıkla yürüyoruz. Dün Temmuz ayının anketleri açıklandı. Farklı firmalar açıklanıyor, hepsini takip ediyoruz. Allah'a şükür hiçbirinde seçimden beri ikinci parti olmadık. Dün açıklanan ankette aynı firmanın, ki söyleyebiliriz ismini, Panorama TR denen ve çok dikkatle takip edilen bir firmadır. Geçen aya göre partimiz yine oyunu yarım oy arttırdı, yarım puan arttırdı. AK Parti yarım puan kaybetti ve Cumhuriyet Halk Partisi %35.4 ile yine birinci parti, Adalet ve Kalkınma Partisi de %31 küsur bir oyla ikinci parti. Yerel seçimlerdeki 1.8'lik farkı her ay, her ay istikrarlı şekilde yarım puan, bir puan, 0.4 puan arttırarak şu anda 4 puana çıkarmış durumdayız. Aynı şekilde devam edeceğiz. Kavga etmeden, hakaret etmeden, vatandaşın derdi dışında
hiçbir derdi, hiçbir meseleyi konuşmadan, emekliyi konuşarak ve savunarak, emekçiyi konuşarak ve savunarak, asgari ücrete zam yapılmamasına direnerek, mücadele ederek, çayın, buğdayın, zeytinin, üzümün, fındığın taban fiyatlarını, narenciye üreticisinin sıkıntılarını, Bursa'daki meyve üreticisinin sıkıntılarını konuşarak, köylüyü yeniden milletin efendisi yapma iradesini konuşarak, esnafın, borç batağındaki esnafın sorunlarının nasıl çözüleceğini konuşarak ilerlemeye devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi bu ülkenin insanlarıyla kurtardı. Cumhuriyeti bu ülkenin insanlarına güvenerek kurdu. Onun derdiyle dertlenerek ve başka hiçbir şeyle meşgul olmayarak ülkeye büyük bir atılım gerçekleştirdi. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP iktidarında yeniden bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Bir kez daha söylüyorum. Tayyip Bey, Sayın Erdoğan en çok övündüğü konu 6 tane sıfır attım paradan diyor. Biz de atacağız. Biz onun gibi 6 sıfır atmayacağız. 1 sıfır atacağız. Ama o 6 sıfırı etiketlerden, fiyatlardan, masraflardan da arttı. Döndü maaşlardan da arttı. CHP iktidarının 10. yılında bugüne dönüp baktığınızda 1 sıfır attığımızı göreceksiniz. Ama maaşlardan değil, sadece fiyatlardan. Yani bugünkü maaşı alacaksınız ama mazotun 4 lira olduğunu göreceksiniz. Bugünkü maaşı alacaksınız, dana kıymanın 55 lira olduğunu göreceksiniz. Bu şu demek, alım gücünün 10 kat artması demek. Bu Tayyip Bey'in gösterdiği istikametle olmuyor. Şangay İşbirliği Örgütü'nde ortalama milli gelir 4500 dolar. Tayyip Bey'in peşine takılan oraya gider. Atatürk'ün gösterdiği yöne, muasır medeniyetler yönüne giderseniz, batıya giderseniz, Avrupa Birliği hedefiniz olursa orada ortalama milli gelir 45 bin dolar. Arada 10 kat fark var. Burada dünyanın en iyi arabaları üretiliyor ama kendileri mütevazı arabalara biniyorlar, bu taraftakilere satıyorlar. Dünyanın en pahalı Mercedes'ini, limuzin Mercedes'ini 10 tane Merkel'in ülkesi üretti o tarihte. Merkel kendisi mütevazi minibüse bindi, 2 tanesini bize sattı, geri kalanını bu taraftaki ülkelere sattı. Burada saraylar büyük, liderler zengin, arabalar lüks, uçaklar onar onar. Bu tarafta tarifeli uçuyorlar, ucuz evde oturuyorlar. Ama buranın halkı sürünüyor, buranın halkı zengin. Önümüzdeki seçim referandum niteliğinde olacak. Avrupa Birliği hedefinde hızla kalkınan, zenginleşen bir ülke mi? Şangay İşbirliği Örgütü'nün peşinde 4500 dolarlık bir ülke mi? Biz bu ülkeyi önce 45 bin sonra 55-60 bin dolar milli geliri olan bir hale getireceğiz. Paradan değil etiketlerden sıfır atacağız. Maaştan değil masraftan sıfır atacağız. Tayyip Erdoğan gibi 6 golü bu tarafa 6 golü bu tarafa atıp milletin yüzüne bakıp 6 sıfır attık demeyeceğiz. 1 sıfır atacağız. 1 sıfır olsun bizim olsun diyeceğiz. Herkesin yüzünü güldüreceğiz. Böyle bir iktidar hazırlayacağız. Son olarak şunu söyleyeyim. 2 gündür, 3 gündür bir tartışma var. Efendim, Sosyal Güvenlik Kurumu'na belediyelerin borcu çok, tahsile vereceğiz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na belediyelerin borcu hep çoktu. Hep çoktu. Hep çok olacak. Çünkü sebebi şu, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler icraat yapmasın, iş yapmasın diye çok haksızlığa uğruyorlar. Örneğin Antalya'da 2,5 milyon kış nüfusuna göre para yolluyorlar, 25 milyona hizmet et diyorlar. Muğla'da da öyle, Aydın'da da öyle, bütün tatil beldelerinde öyle. Bursa gibi bir belediyeyi yıllarca yönettiler. Yeni aldık.
İşte Mustafa Bozbey burada. Kaç para borcun var diye sordum. 900 milyon dolar. 30 milyar TL. Bakın, diyorlar ki Sosyal Güvenlik Kurumu'na, biz eldeki net veriyle bakarız. Sayıştay'ın 2022 raporu Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcun 14.6 milyar olduğunu belediyelerin diyor. Ama biz iştirakleri göremiyoruz. Onlar şirket. Şirketlerin ticari sırları var. Bakan dedi ki dün 90 milyarın üstünde borç var. Türkiye'deki bütün belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na toplam borcu 90 milyar. Belediyelerin ve şirketlerinin. Sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bize kalan borç 30 milyar. Ne konuşuyorsunuz? SGK borcu 4,5 milyar. Sadece SGK borcu 4,5 milyar. Yani 90 milyar liralık SGK borcunun 4,5 milyarı Bursa Büyükşehir'in bize devrettiği borç. Toplam borcu 30 milyar. Bütün Türkiye'deki belediyeler iştiraklerinin SGK borcunu konuşuyor. Bizim karşı karşıya olduğumuz bunun üçte biri sırf Bursa'da. Türkiye'nin en borçlu belediyeleri AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler. Denizli Belediyesi, Balıkesir Belediyesi, Bursa Belediyesi hemen dibimizde. En borçlu 5 belediyeden 3'ü resmen bize enkaz devrettiler. Belediye başkanlarımız her şeye rağmen inanılmaz bir gayretle çalışıyorlar. Ama maalesef elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Başaramayacaklar. Ama şunu söyleyeyim. 15 Temmuz kanlı bir askeri darbe girişimiydi. Orada CHP olarak demokrasinin yanında durduk, meclisin yanında durduk. Kapalı meclisi açtırdık, darbecilere meydan okuduk. Geçen 31 Mart seçiminden sonra Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin oyla kazandığı seçimin iptal edilmesi yargı yoluyla darbe girişimiydi yerel yönetimlerde. Milletin ferasetiyle fark 806 bine çıktı. Osmanlı tokatı atacağız diyenler demokrasi tokatıyla kendilerine geldiler sandık, gelmemişler. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın talimatıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelere mali darbe girişiminde bulunuluyor. Maksat şu, darbe nedir? Milletin seçtiğinin millete hizmet etmesine engel olup onu bertaraf etmeye çalışmaktır. Bunu tankla topla yaparsan silahlı darbe olur, askeri darbe olur. YSK kararıyla yaparsan adli yargı darbesi olur. Şimdi mali eliyle yapıyorsun, seçilenin milletine hizmet etmesine engel olmaya çalışıyorsun. Yıllardır SGK primlerini ödememiş AK Partili belediyeler 4,5 milyar lira bırakmış buraya, hesabı ortada, ödemeden kaçmış. Bozbey diyor ki kendininkini de öde. Ali Bey'in bundan önceki yönetimindeki 4,5 milyarı da öde, faiziyle öde. Ve böylelikle hizmet yapamayacağız. O da diyecek ki bak CHP'li belediyeler çalışmıyor. Vallahi de yapacağız, billahi de yapacağız. Hapırsan da yapacağız, köpürsen de yapacağız. Sana inat, bütün Cumhuriyet Halk Partili üyeleri harekete geçiririz. Ne gerekiyorsa onu yaparız. Türkiye'nin en büyük dayanışmasını örgütleriz. Ama yine de vatandaşımızı mağdur bırakmayız. Göreceksiniz, iyi yöneteceğiz, temiz yöneteceğiz, dürüst yöneteceğiz ve millet yerelde verdiği yetkiyi genelde de verecek. Bakın bugün tahsil edilmeyen SGK alacaklarının hepsini birden tahsilata koymak, vergi alacaklarının hepsini birden tahsilata koymak, devlet eliyle milletin seçtiklerine meydan okumaktır. Devletle millet yarışmasın. Zaman zaman karşı karşıya geldi. Bunu bir daha yapmayın. Çünkü bizim milletimiz devletini sever. Askere gider, vergisini verir, kurban keser, derisini verir. Devletine sahip çıkar. Yağmurun altında emekli öğretmen
29 Ekim törenleri sunulurken şemsiyesini sunucuya tutar. Çünkü onun gözünde o sunucu devlettir. Ama bir gün devlet milletin karşısına dizilirse orada devlet değil millet kazanır. 1980'de Kenan Evren'in seç dediğini 83'te seçmediler. Çünkü devlet aday da yattı. Başbakan da yattı. Özal'ı seçtiler. 15 Temmuz'da FETÖ'cüler devletin bir kısmını milletin karşısına geçirdi. Milletin yanında durduk. Millet kazandı. Son 31 Mart seçimlerinde bu seçimde Tayyip Erdoğan devletin kaymakamını ilçe başkanı yapmaya çalıştı. Valisini il başkanı gibi kullandı. TRT'yi partinin televizyonu yaptı. Bizim reklamlarımızı parasıyla yayınlatmadı. Hakkımız olan yayının o yüzde birini bile yapmadı. Günde bir dakika bizi 500 dakika kendini verdirtti. Devletin ajansını, canım Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansı'nı, cepheden en hızlı bilgiyi getirsin diye kurduğu Anadolu Ajansı'nı tuttu. Milletin yerine devletin tarafını aldı ve dedi ki Anadolu Ajansı Cumhur İttifakı'nın ajansıdır. Ne oldu? Millet devletle karşı karşıya geldi ve yine millet kazandı. Devletin imkanlarını kullanan AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın karşısında milletin desteğini alan Türkiye İttifakı kazandı. Bursa İttifakı kazandı. Bursa'da milletin adayıydı Bozbey, devletin adayına karşı Ali Nur Aktaş'a karşı o kazandı. Her yerde milletin adayları kazandı. Şimdi devletin gücüyle milletin karşısına dikilip de paralarını koyalım. Bugün haberler geliyor. CHP'li belediyelere borçlar yüzünden haciz işlemi yapacak. Talimatları vermiş. Parayı AK Partili harcamış. Biz ödeyeceğiz bunu. Hem de şimdi ödeyeceğiz. Haciz yaparak aracımızı, gerecimizi bağlatacakmış. Efendim çöpleri toplayamaz hale getirecekmiş. Genel başkan olarak kendi ellerimle toplarım. Yine namerde muhtaç etmem bu milleti. Bizi çok hafife alıyorsunuz. Pandemide ne yaptınız? Bizimkiler dedi ki yardımlaşma hesapları açıyoruz. Saatler içinde İstanbul'da, Ankara'da, bütün Türkiye'de milyonlarca TL para birikti. Sokakta yaşayan ve çalışamayanlar için, sokak ekonomisindekiler için, yoksullar için, pandemide çalışamadığı için, güçlük çekenler için. O paralara el koydunuz. Eskişehir'de 25 yıllık aş evinin banka hesabına el koydular. Ne oldu? Ne oldu? Askıda fatura dedik. Çıktı vatandaş, birbirinin faturasını ödedi. Ne oldu? Velesiye defterlerini kapatacağız dedik. Ankara'da millet birbiriyle yarıştı. Kapatılacak velesiye hesabı kalmadı. Partiye telefon geliyor. Velesiye hesabı kapatmak istiyorum. Her yerdeki kapanmış diye. Mansur Bey bize velesiye borcu olan insan gösterebilir mi diye. Siz bizi çok hafife alıyorsunuz. Üzerimize gelirseniz en yaratıcı formüllerle en cesur kararları alırız. Tarih önünde bir kez daha mahcup olursunuz. Unutmayın, İstanbul seçimlerini iptal ettiğinizde hep birlikte oradaydınız. Bütün bakanlar, Cumhurbaşkanı ilçe ilçe miting yaptı. Devlet Bahçeli, mitili İstanbul'a atacağım. Mazbatayı Binali Bey'e vermeden dönmeyeceğim dedi. Klip çektiler. Çakarlı MHP'nin araçlarıyla konvoy, mehter marşıyla Boğaz Köprüsü'nü geçtiler. Bir gittiler, millet yüzlerine bakmıyor. İki gün sonra İzmir marşıyla sessizce çakarları kapatıp köprüden geri gittiler. Aynı şey olur. O yüzden milletimizi Cumhurbaşkanı talimatıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı girişilen mali darbe girişimine karşı müteyakkiz olmaya, dikkatli olmaya, ne yapıldığını görüp
zihne yazmaya davet ediyorum. Sizin seçtikleriniz size hizmet edemesin diye 30 yıldır yapmadıkları işi, 22 yıldır yapmadıkları işi bugün yapıyorlar. Ama bunu başaramayacaklar. Bütün darbeleri püskürttüğümüz gibi bu darbe girişimini de geri püskürteceğiz. Biz kazanacağız, millet kazanacak, devleti kendisine alet eden saray rejimi kaybedecek. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bursa'dan, Bursa basınından sorusu olan varsa yanıtlayabiliriz. Genel basınla ilgili zaten bütün gün soru cevap yaparız, çok konuşacağız. Buyurun. Bu aslında ilk sorum bir genel olacak ama TÜSİK kurultayı merak ediliyor. O ertelenmiş. Hayır yok. TÜSİK kurultayını ilan ettiğimiz gibi 4'ünde Sivas'ta sembolik açılışını yapacağız. Sivas Kongresi'nin olduğu salonda genel başkan, parti meclisinden, meclis grubundan, il başkanlarından temsilcilerle 5'i TÜSİK kurultayının hazırlık yani TÜSİK komisyonunun son toplantısının yapılacağı gündür. 6, 7, 8, 9 Eylül günlerinde de hem tüzüğümüzü değiştireceğiz hem de program kurultayıyla ilgili hazırlık çalışmalarımızı yapacağız. Ama son derece çağdaş, son derece güçlü, son derece etkili bir parti programına, net bir parti programına ihtiyacımız var. O çalışmayı da önemsiyoruz. Kurultaydan önce verdiğimiz tüm TÜSİK sözleri tutuyoruz. TÜSİK'le ilgili değişiklik sözümüzü de Eylül ayının başında tutmuş olacağız. Hani böyle seçimde dönem... Tabii hepsi olacak, hepsi. Tabii karar delegelerin, biz ama bütün ilçelerden, illerden görüşleri topladık. Sosyal medya üzerinden gelen 7000 görüşü derledik. TÜSİK komisyonumuza teslim ettik. Bütün beklentileri karşılayan, parti içi demokrasiyi güçlendiren çok iyi bir TÜSİK yazılacak ve bir bahar havası içinde yapacağımız, bayram havası içinde yapacağımız kurultayla da TÜSİK'imizi hem geliştireceğiz hem daha demokratik hale getireceğiz. Buyurun. İhracat ve program başında ihracat her geçen gün değeri düşüyor ve maliyetler de inanılmaz arttı. Gidişat böyle devam ederse sizin daha fazla Türkiye maalesef büyük bir açmazın içinde. Ülkeyi şirket gibi yöneteceğim diyen Erdoğan tavla oynar gibi, dam oynar gibi devlet yönetti. Kırdı, kırıldı, yendi, yenildi. Oysa ülke satranç oynar gibi yönetilir. Bir satranç oyuncusunun iyi olup olmadığı yaptığı açılışa bakılır. Ve iyi bir açılış yaptıysanız açmaza düşmezsiniz. Türkiye çok büyük iki açmazın içindedir. Bugün asgari ücret alan için çok düşüktür, veren için yüksektir. Bugün dolar kuru bizim için çok yüksektir, ihracatçı için çok düşüktür. Bunun sebebi orta gelir tuzağıdır. Orta gelir tuzağının en büyük sebebi geçmiş yöntemlerle bu dönemde üretim ve ihracat yapmaya çalışmaktır. Penye üreterek, fason kot üreterek ve bununla tutunmaya çalışarak 9 bin, 12 bin dolar sınırında kalırsınız, ilerleyemezsiniz. Bu 20-30 yıl öncesinin işiydi. Bugün de ihtiyaç kadar üretilir. Ama bugün esas ağırlığın yüksek katma değerli ihracat ürünlerinde olması gerekirdi. Bugün çip üretiyor olmamız lazımdı. Bugün dokunmatik telefonları bizim üretiyor olmamız lazımdı. En çok ithal ettiğimiz ürünlerin, teknoloji ürünleri olup en çok ihraç ettiğimiz ürünlerin çimento ve tekstil ürünleri olması gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Elbette tekstil olmalıydı, korunmalıydı ama Hindistan'la, Mısır'la rekabet ettiğinizde onların asgari ücretiyle de rekabet etmeniz lazım. Dünyanın en düşük asgari ücretleriyle emsal oluyorsunuz. Oysa ki Ar-Ge'ye, inovasyona dayalı ve üniversite sanayi işbirliğiyle yüksek katma değerli ürünleri üretiyor ve satıyor olsaydık şu anda asgari ücrette Finlandiya ile rekabet ediyor olmamız gerekirdi. Finlandiya Nokia üretiyor. Biz fason kot dikip satıyoruz. Şimdi onlar da Mısır'a taşındı. O kot fabrikalarının çalışan işçileri de işsiz kaldı. AK Parti Türkiye'yi
orta demokrasi tuzağına düşürmüştür. Orta demokrasi tuzağı şudur. Sen birini seç, gerisine karışma, her şeyi o yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanının kim olacağına bile, üniversitelerin rektörlerinin kim olacağına bile, yani seçimlik bu alanları atamaya dönüştüren bir iktidar ülkeyi orta demokrasi tuzağına düşürmüştür. Ülke orta hukuk tuzağına düşmüştür. Yargı bağımsızlığı yoktur. Talimatla çalışan mahkemeler vardır. Mahkeme kararlarını uygulamayan alt mahkemeler ve iktidar vardır. Bunun olduğu yere ne yabancı yatırımcı gelir, ne bu ülkede gerçek anlamda risk birimi düşer. Yıllardır söyledik, yıllardır söyledik. Gri listeden çıkmak için 3 kanun çıkaracaksın. İşte kripto para kanunu, kişisel verilerin korunma kanunu. Bunları yapmadılar, yapmadılar. Şimdi yaptılar. Gri listeden çıktık, övünüyor Mozambik'in olduğu listeden kurtulmakla. Amatör ligin de altına düşmüşlerdi. Şimdi 3. lige çıktık, övünüyorlar. Öyle bir anlayışla karşı karşıyayız ki yalan yanlış işler yapıyor. Ülkenin kredi notu düşüyor. Biri diyor bunlar gayrimilli. Ya uluslararası kuruluş gayrimilli. Millisi mi olur? Biz milli bir derecelendirme kuruluşu vereceğiz. Bize yüksek not versin. Bu anlayışta. Veya Fitch Türkiye'nin notunu düşürüyor. Açıklama yapıyor adam. Fitch'in biri notumuzu düşürmüş diye. Öbür gün artınca Fitch'e metiyeler düzmeye başlıyorlar. O yüzden bu anlayış Türkiye'yi bu zor duruma getirdi. Hukukun üstünlüğüne inanan, kuvvetler ayrılığını savunan, güçlü bir parlamentoya sahip olacak, denetimin en üst düzeyde olabildiği şeffaf bir devlet Avrupa Birliği yolunda hızla ilerleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi geçen ay Sosyalist Enternasyonel'de çıkan bildiride CHP'nin Avrupa Birliği hedefini hepimiz destekliyoruz diye imza attılar. Avrupa Birliği'ndeki bütün ülkelerin temsilcileri oradaydı. Sadece Fransa ve Almanya Sosyalist Enternasyonel'den çıkmışlardı, şimdi ümit ediyoruz geri girecekler. Yunanistan temsilcisinin bile Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne destek veriyoruz dediği bir süreci başlatmıştır Cumhuriyet Halk Partisi. Bu Türkiye için çok önemlidir. Artık çok az kalmıştır. Yapılacak ilk seçimlerde Türkiye'de iktidar değişecektir. Son soru alıyoruz. Son soru alıyoruz hanımefendiden. Ondan sonra gidiyoruz. Programımız var. Başkan, şöyle ki Bursa bir tarım şehri aynı zamanda. Bursa özel tarım politikalarınız var mı? 2030'dan sonra çevre felaketi bizi bekliyor. Aynı zamanda su sıkıntısı da bizi bekliyor. Tarım ve çevre politikalarınızın Bursa'ya özel değerlendirmesi de alabilir. Şimdi tarımsal kalkınma konusunda Sayın Bozbey'in çok önemli hazırlıkları var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gölge Tarım Bakanlığımızla bir makro plan hazırlıyoruz. İller ölçeğinde de büyük şehirlerin bizde olduğu yerlerde, çünkü bütün coğrafyaya hizmet ediyor büyük şehirler. Biliyorsunuz il özel idare, il genel meclisi kapandı. Artık büyük şehir bu görevlerin hepsini üstlendi. Önümüzdeki süreçte Bursa'ya özel, Bursa'nın özellikle geçmişte en güçlü olan yanlarını tekrar güçlendirmek ve Türkiye'nin içinde bulunduğu kötü tarım politikaları, muhatap olduğu kötü tarım politikalarına karşı yerelden çözümler üretmek üzere hamle yapıyoruz. O konuda Sayın Bozbey'in bir sunumu olacak. Onu fırsatım olursa ben de iştirak edeceğim. Hep beraber bir kırsal kalkınma makro planını Bursa'da sizlerle paylaşmış olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Gidiyoruz. Onu her gün söyledim, dün söyledim daha. Geçim olmazsa seçim olur.